Merhaba. Olasılık hesaplarıyla ilgili önceki iki bölümde konuyla ilgili bilgiler almıştık. Ufak bir iki örnek de yapmıştık. Şimdi bunları masada gerçek ellerle uygulamaya çalışalım. Yani deklaran olarak ihtimal hesaplarından yararlanarak nasıl şansımızı daha fazla arttırabiliriz? Şimdi her bölümde dört tane örnek yapmaya çalışacağım. Bu örneklerden birincisi bu. Dört kör açıyoruz, sonra altı köre kadar geliyoruz. Tabii dört kör agresif bir açış ama ortakta da çok güzel el olunca altı körü bulduk. Şimdi hemen hesap kitabı geçelim. Rakip tref atağı yaptı. Bizim bir karo, bir pik kaybımız var. Nasıl oynamak gerekir sizce? Veya şöyle sorayım. Bu kontratın çıkma şansı kaç? Eğer sadece kara ruvası empasını düşünüyorsanız %50 diye düşünüyor olmanız gerekir. Ama öyle değil. Şansımızı arttırma durumu var. Bu da pik ruvayı kaçırmaya çalışarak. Empaslarda görmüştük onör kaçırmayı. Eğer ası batıda yakalarsak ekstra bir şans elde edeceğiz. Bu tutmazsa hala karo empasını yapma şansımız var. Önemli olan diğer alternatifi kaçırmamak. Şimdi bu plana göre oynayalım. Mecburen ası alacağız. Yapmamız gereken önce bir kör durumuna bakalım. Kozları bitirmek lazım. Evet, kozlar çabucak bitti. Birer çıkmış. Şimdi karo empasından önce piki deniyoruz. Biraz sonra olasılık hesaplarıyla da bunu göreceğiz. Bakın as çıktı. Şansımızı iyi kullandık. Trefe devam edince yerden kozlayacağız. Artık pik ruvasına karo kaçabileceğiz. Karo empası şart değil artık. Yani karo ruva sağda mıydı, solda mıydı, tutar mıydı, tutmaz mıydı diye bir sorunumuz kalmadı. Eğer pikası batıda çıkmasaydı o zaman %50 şansımız olan karoyu empasını deneyecektik. Ama buna gerek kalmadı. Şimdi bunu tekrar başa dönüyoruz ve karo empası deneseydik ne olurdu diye herhalde göreceğiz. Evet. Karo empası deneseydik karo ruvaya eli kaptıracaktık ve rakip pik oynayıp iki löveyi alacaktı. Şimdi buradan çıkarılacak ders şu. Kontratın başarılabilmesi için birden çok alternatif varsa önce başarılı olmaması halinde hala diğer alternatifin geçerli olduğu seçeneği seçin. Burada ters yapsaydık yani karoyu seçmiş olsaydık tutmaması halinde batıyorduk. Ama önce piki denedik. Piki deneyince şansımızı arttırmış olduk. Şimdi karo empası denemenin, çıplak karo empası denemenin başarı şansı %50 idi. Halbuki önce pik ruva kaçırmaya gidip tutmazsa karo empası denemenin başarı şansı %75. Nereden geliyor bu %75 diyorsanız, hani matematik severler rahatlıkla anlamışlardır ne olduğunu. Bunun İngilizce deyimi expected value.
Yani ilk birinci empasın tutma şansı %50. Diyelim tutmadı. Kalan %50'nin de bir %50'si daha. Çünkü ikinci bir empas yapma şansımız var. Bu yüzden %75'ti başarı şansı. Yeni bir örneğe geçelim. Evet, ek seçenek yaratmak. Şimdi dördüncü oyuncu olarak bir kör açtık. Ortağımız iki tref deyince biz de 3 sanzutuya bağladık. Ortağımız zaten pastan geliyor. 10-11 puanlık bir eli olması lazım. Diğer bütün kağıtları, renkleri kestiğimize göre de rahatlıkla 3 sanzutu denenebilir. Rakip pik hata yaptı. Hemen sayalım. Hazır eller. 2 pik. 1 kör. Etti 3. Karodan 2 var 5. Treften var 8. Şimdi eminim ki aklınıza ilk gelen o canavar gibi 8 tane tref duruyor. Dışarıda 5 tane var. %68 ihtimalle bu tutar. Tabii %32 ihtimalle de tutmaz demek. Ama biz atağı gayet güzel kestik. Ve hala bir şansımız daha var. Rakibin bir kere kör atak etmemesi bizim avantajımız oldu. Asımızı hala tutuyoruz. Yani her renkte keserimiz var. Öyleyse ek bir seçenek yaratabiliriz. Nasıl mı? Bu da karodan. Karonun 3-3 dağılımı. Tamam çok yüksek değil. %40 ihtimal ama bize ek seçenek yaratacak. Bunu oynayalım bakalım. Şimdi yerden atağı aldıktan sonra karoya gidiyoruz. Şimdi merak etmeyin dışarıda karo tut 4-2 bile dağılmış olsa hala piki kesebildiğimiz için hala trefi 3-2 dağılımına oynayabiliriz. Ama öyle değilmiş. Bu yarattığımız ek seçenek bize bir löve kazandıracak. Şimdi trefe girelim bakalım. Bakın tref 3-2 değilmiş. 4-1 dağılmış. Demek ki kontrat batacaktı. Bir turnuvada birçok masada 3 sanzut kontratı batacağını tahmin ediyorum. Karo seçeneğini dikkate almadıkları için. Halbuki karo oynamanın bir mahsuru yok. Çünkü piki hala durdurabiliyoruz. Karodan ek elimizi aldık. Artık geriye kalan tek yapacağımız kör ası tahsil etmek olacak. Artık gerisini de rakiplere vereceğiz. Böyle devam etsin o bir yandan. Kalanlar defans. Şimdi ilk bakışta tref sağlamak çok cazipmiş gibi duruyor. Evet, 3-2 dağılması %68 ihtimal. Ama niye ek bir avantaj daha yaratmayalım? Ya karodan da bir el alma şansımız varsa, yani trefler umduğumuz gibi çıkmazsa, bakın hala tref 3-2 dağılımı kaybetmiyoruz. Ama karodan da bir ek şans yaratmaya çalışıyoruz. Bunun matematiksel anlamı şu. Eğer sadece tref
3-2 dağılımla oynarsanız %68 ihtimalle başarılı olacaksınız. Bu dağılımda da olmuyormuş. Ama önce karoyu test edip ardından trefleyi oynamanın başarı şansı ise %80. 80 nereden geliyor? Hemen matematik olarak göstereyim. Her seferinde göstermeyeceğim. Artık ilk birkaç örnekte bugünkü örnekte tek tek bakalım. %40 ihtimalle karonun 3-3 dağılımıydı. %40 ihtimal tutarsa ne ala? Burada tuttu. Tutmasaydı %60 ihtimalle tutmayacak gözüküyordu. %60'ın da %68'i yaklaşık 40 yapıyor. 39 küsur buçuğun üstünde bir rakam. Yani ona yaklaşık 80 diyelim. %80 ihtimalle bu oynama tarzı başarıyı getiriyor. Son derece basit bir düşünce ama işte ne derler? Yumurtaları tek sepete koymamaktı bu yaptığımız. Bir tek tref dağılımla oynasaydık bu kontrat batardı. Birçok oyuncunun yapacağı gibi. Üçüncü örneğimize geçelim. Bu örneğin başlığı antreleri dikkatli kullanmak. Şimdi bir sanzotu 3 sanzotuya rakip kör hatayla başlıyor. Biz tabii bir dam as olduğu için damı test ediyoruz. Tutmuyor. Rakip alır almaz köre devam edecek. Tabii mecburen de yerden asla alacağız. Şimdi ardından tref empası deneyeceğiz. Başka çare yok zaten. Hemen zaten sayalım. Bakın pikten 3, körden 1, 4 el. Karodan 1, 5. 4 el daha almamız lazım. Bu 4 el 8 karo ve 8 tref var. Tref ruhasını eğer doğuda yakalarsak 4 el treften alma şansımız var. Ama hala dikkatli oynamamız gerekiyor. Çünkü tref de kötü dağılmış olabilir. Şimdi oyuna geçelim. Rakip devam etsin köre. Biz de ardından tref empasını yapalım. Şimdi bundan sonra dışarı el kaptırdığımız anda kontrat batacak körden. Çünkü en zayıf yerimizi buldular. Şimdi damla aldık ne güzel. Ama yine 3-2 dağılıma oynamayalım. 3-2 dağılıma yani %68 ihtimalle oynarsak yere pikle geçeriz. Bir empas daha yaparız. Ama ikinci empası yapamayız. Tref ruhanın doğuda olduğu kesin. Öyleyse yere geçiş imkanı yaratmamız lazım. Şimdi burada bir durup düşünelim. Yere kaç geçiş var antre? Pik elimizde iki parça. Yerde aslan var. Yani ruvayı bir el alır, bir tane de as alır. Demek ki yere iki defa geçemeyiz. Ruvayı küçük koyarsak. Ama yere iki defa geçme şansımız şöyle var. Elimizde pik ruvayı asla ezersek pik damla da geçeriz. Bu sayede de kontratı garantiye alırız. Öbür türlü riskli. Ve tabii burada ikili takım değil, IMF değil, ikili turnuva oynadığımızı varsayalım. Devam edelim. Pik ruayı asla ezdik. Bir daha tref empası yapacağız. Yerde hiç büyük tref olmadığı için her seferinde yere geçmek zorundayız. Bakın bu düşünce işe yaradı. Yani yere gerçekten İki defa geçmek gerekiyormuş. Pik ruvayı makasa alıp hiç treften el vermemek için, bütün trefleri tahsil edebilmek için.
Şimdi yapacağımız pikle yere geçip bir kez daha tref oynamak. Artık bir yandan oyun devam ederken elleri de görebiliriz. Şimdi kalanları tref ve karo ası olarak tamamlayacağız. Şimdi biz 4-1 dağılıma karşı tedbir aldık. Tedbirli bir oyun oynadık. Yani şansımızı sadece %68'e bağlamadık. 4-1 olsa bile kontratı yapabilir hale gelmek istedik. Yani herhalde %80'lik bir oyun oynadık. Sağlama alacak bir şekilde. Evet. Karo asını da tahsil ettikten sonra gerisi defansındır. Evet, rakip körleri aldı ama arada el alamadı. Gelelim bu bölümün son örneğine. Boşlamaya gitmeden önce diğer rengi test et. Şimdi bakalım. 2 sansotu açtık, 3 sansotu cevabı geldi. Rakip de kör hata yapınca da damla aldık. Hemen sayalım. 2 kör, 2 pik, etti 4. 2 de karo 6, 2 de tref 8. 9. ele ihtiyaç var. Karo tabii çok cazip duruyor. 8 hazır elinin üzerine bir tane de karo sağlasak alırız. Ama acaba başka ihtimal var mı? O başka ihtimal ilk örnekte gördüğümüze benzer bir durum. Acaba pikten pik 3-3 %40 ihtimal ama bize ek bir şans yaratır mı? Şimdi normalde gözü kapalı hiç hesap kitap yapmadan oynuyor olsak karoyu bir tur boşlarız. Ondan sonra kalanları toplamaya bakarız. Ama ya 3-2 değilse, ya 4-1 ise ya da daha da kötüyse, 5-0 ise ne yapacağız o zaman? Bir şansımız kalmayacak çünkü rakip alır almaz bizim kör ası indirecek. Öyleyse şansımızı arttırmamız lazım. Bu da nasıl olur? Pik yoluyla olur. Şimdi piki test etmemiz lazım. Hangi rengi test edeceğiz? Şöyle. Evet, karo, as ve ruvayı çekip önce bir görelim oldu. Çünkü 3-2 ise gerek yok pike. Ama değilmiş. Karo, as, ruvadan olmadı. Öyleyse İyi ki ilk el hemen boşlamaya gitmedik. Şimdi piki bir tur boşlarız. Şimdi rakipte iki tane karo kaldı. Alıcı. Artık karoda yapacak bir şeyimiz kalmadı. Tek şansımız pikten bu işi kurtarmak. Yani önce karo as ruvayı çektik. 3-2 ise sorun yoktu. Hemen bir karo daha verirdik. Ama boşlayarak oynasaydık bu kontrat batarmış. Hatta elleri de artık açık görelim. Ekstra pikten gereken 9. levemiz pikten geldi. Karodan gelmedi. Karodaki markalarımız hep küçük kalıyor. Evet, rakip el alsa körler karoları
sağlayacak ama biz pikten eksik lövemizi tamamladık. Evet. Şimdi şansımızı iyice arttırmış olduk. Çünkü sadece baştan boşlamanın başarı şansı %68'di. Halbuki ne yaptık? Asura'yı çektik. Yine %68 şansımız devam etti. Olmadı. Kalan %32'nin %36 ihtimal pikin 3-3 dağılımı. Yani 68'in üstüne %32, 36 çarpımı kadar, o da yaklaşık yine %80 ediyor. Şansımızı arttırdık. 80 mi büyük, 68 mi büyük derseniz artık ona gerek yok cevap vermeye. Tabii ki %80 başarı ihtimali olan alternatifi oynamamız lazım. Yani yumurtaları tek sepete koyarsak olmaz. İyi olmaz. Olur da hani karo beklediğin gibi %68 olasılıkla 3-2 dağılmışsa burada yaptığın hatayı anlayamadan geçer giderdi. Ama bu hesapların nasıl yapıldığını da görmüş olduk. Yani hep ek seçenek yaratmaya çalıştık. Tek bir seçeneğe oynamamaya baktık. Şunu unutmayalım. Hep elimizde rakibin atak ettiği renkte keser onör vardı. Eğer bu onörler olmasaydı, kesemiyor olsaydık, o zaman belki farklı oynardık. Bunu seçmeyebilirdik. Şimdi şansımıza körü iki defa durduruyorduk ve birinci atağı damla da alınca rakip alır almaz kör oynayacak. O kesin. Öyleyse sadece bir tur dışarı el verebiliriz. İki tur değil. Bu yüzden de karoda ya dayalı bir plan yapsaydık tutmayacaktı. Evet, bölümün sonuna geldik. Bundan sonra da farklı örnekler yapacağız. Her bölümde dört örnek yapmak amacındayım. Ve istatistiksel olarak da başarı şansı nasıl oluyor onları göstermek istiyorum. Tabii ki bu eller dersiniz ki ya başka türlü de olmaz mıydı? Yani ya el öyle dağılmasaydı ya böyle dağılsaydı. Bütün bunlar ihtimal dahilinde. Tabii ki öyle de olabilir. Hiç bazen bu yumurtaları tek sepete de koysanız başarılı olabilir. Ama birden çok sepete koyma şansımız varsa yumurtaları, işte burada yaptığımız gibi ek seçenek yaratarak şansımızı yükseltebiliriz. Hem de bunun istatistiki olarak da yüzde kaça geldiğini görmüş olduk. Son örnekte örneğin 68'e razı olmadık, 80'lik bir oyun oynadık. %80 başarı şansı olan bir oyun oynama şansımız oldu. Hep söylediğim konu önemli olan rakibin atak ettiği renkte kesebiliyor olmamız. Kesemiyor olsak bu oyunu giremezdik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.